To'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana. Ha, chizmada to'g'ri burchakli uch burchak tasvirlangan, unga ichki aylana chizilgan. Uch burchakning katetlari A va B ga teng, gipotenuzasi C ga teng. Ha. C nuqtadan aylanaga urinish nuqtalari urinish C nuqta aylananing katetlarga urinish nuqtalari ve aylana merkezi kvadrat hosil qiladi. Ayrim masalalarni yechishda bu fakt muhim rol o'ynaydi. Mana kvadratni ko'rib turibsiz. Mana kvadrat rangli qilib ko'rsatilgan. Bu yerda quyidagi formula o'rinli. Ichki chizilgan aylana radiusi r teng 1 taqsim 2 a plus b minus c. A va b katetlar, c esa gipotenuza. Mavzuga doir masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Rasmda berilganlarga ko'ra, to'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Mana chizmada to'g'ri burchakli uch burchak berilgan. Uni katetlari 6 va 8 ga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Va masalani yechamiz. Unga ichki aylana chizdik. Aylana radiusini r bilan belgilaymiz. Aylana radiusi C nuqtadan aylanaga urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofaga teng. Mana ko'rib turibsiz, r ga teng. Yuqorida aytib o'tdik, bu yerda kvadrat hosil bo'ladi. Va mana shu sababli bu yerda C nuqtadan aylanaga urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofalar mana bu r ga teng bo'ladi. Dastlab biz gipotenuzani topamiz. Pifagor teoremasiga ko'ra c kvadrat teng 6 ning kvadrati qo'shib 8 ning kvadrati, ya'ni 100 ga teng. Demak, gipotenuza 10 ga teng bo'ladi. Ha, endi yuqorida aytgan formulaga ko'ra biz radiusini topishimiz mumkin. Ichki chizilgan aylana radiusi teng 1 taqsim 2 a plus b minus c. A va b lar katetlar. Katetlar bizga berilgan 6 bilan 8 ga teng. 6 qo'shib 8 minus c ni o'rniga 10 ni yozib biz 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 2 ga teng ekan. Navbatdagi masala. Yana rasmlarda berilganlarga ko'ra, to'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Nimalar berilgan? Uch burchakning bitta kateti 8 ga teng. Gipotenuzasi 17 ga teng. Ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, C nuqtadan aylananing katetlarga urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofalar r ga teng, ya'ni ichki chizilgan aylana radiusiga teng. Biz dastlab ikkinchi katetni topamiz. Buning uchun biz kvadrat Pifagor teoremasidan foydalanamiz. B kvadrat teng gipotenuzaning kvadrati 17 ning kvadrati minus 8 ning kvadrati. Biz hisoblab chiqsak 225 chiqadi. Demak B kvadrat 225 ga teng, B esa 15 ga teng bo'ladi. Shunday qilib biz ikkinchi katetni topdik. Endi uch burchakning uchala tomonini bilgan holda r'ni topishimiz mumkin. R teng mana bu formuladan foydalanamiz. ABC'larni bu formulaga olib kelib qo'yib, biz radius 3 ga teng ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib javob uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 3 ga teng. Navbatdagi masala. 3-chi masala. Yana rasmda berilganlarga ko'ra, to'g'ri burchakli uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Bizga nimalar berilgan? Uch burchakning o'tkir burchagi 30 gradus, uning qarshisidagi kateti 4 ga teng. Ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Aylana radiusi r yuqorida aytib o'tdik, mana bu kesmalar C nuqtadan
aylananın katetlerge urunuş noktalarıca bölgen masafa. Dastlab biz hipotenuzdan topishimiz mümkün. Yani hipotenuza, burçak, burçak karşısında katet, bunların sinus bağlıydı. Sinustan faydalanıp, S köpaytırı sinus 30 gradus, ten 4 ge. Yani bana bir katetin uzunluğuydu. Sinus 30 gradus 1 taksim 2 ge ten. Şunun için bu teyniyden biz, kuyudaki teyniyden hasıl kılalımız. Bu teyniyden S 8 ge ten ekeni gelip çıkardı. Şunu da kılıp hipotenuza 8 ge ten ekeni. Şimdi ikinci katetini topalımız. B katetini topalımız. B katetini, yani hipotenuza malum, burçak malum, bu katetini topuşumuz mümkün. B ten, S köpaytırı, kosinus 30 gradus. Kosinus 30 gradus. İldizası da 3 taksım 2 geten. Demek bunu 8'den 2'ye bölsek 4 hasıl buladı. Demek B, 4 ildizası da 3 geten iken. B katetini ham toptik. Yani 3 burçakın 3 ile tamamını bilgen halde onge içki çizilgen aylana radyosunu topuşumuz mümkün. R ten 1 taksım 2 A plus B minus S. Doğru burçakı 3 burçakı için bana şu formülü oranlıydı. A, B, S'larının oranına ularına kıymatlarını koyup biz 2 ildizası da 3 minus 2'ni hasıl kılalımız. Şunu da yıkılıp doğru burçakı 3 burçakı içki çizilgen aylana radyosu 2 ildizası da 3 minus 2 geteyin iken. Nabattaki mesela, 4. mesela, rasımda berilgenlerge göre, doğru burçakı 3 burçakı, içki çizilgen aylana radyosunu topayın. Bana çizmada ne kadar berilgen? Doğru burçakı 3 burçakı berilgen, onun perimetre 12 geteyin, hipotenuzası 5 geteyin, S ten 5 ge. Bu üç burçakı içki çizilgen aylana radyosunu topamız. Qolgan ikkita katetini A va B'lar bilan belgilaydik. S nuqtadan aylananing katetlarga urunish nuqtalarigacha bo'lgan masofa R ichki chizilgan aylana radiusiga teng. Hop, perimetri A plus B plus masalaning shartiga ko'ra 12 ga teng. S 5 ga teng. Bu ham berilgan. Birinchi tenglikka S ten 5'ni oborib qo'yib, yerdan A plus B'ni topishimiz mümkün. Yani katetler yig'indisi 7 ga teng ekani kelib chiqadi. Endi biz ichki chizilgan aylana radiusini topishimiz mümkün. Yana shu formuladan foydalanamiz. 1 taksim 2 A plus B 7 ga teng, S 5 ga teng. Buni hisoblab chiqib 1'ni hosil qilamiz. Shunday qilib ichki chizilgan aylana radiusi 1 ga teng ekan.